Türkiye Enerji Zirvesi'nden herkese merhabalar. Yanımda Osman Çotuker var. Osman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler tekrardan. Öncelikle zirvemizle ilgili değerlendirmenizi rica edeceğiz. Bu sene oturumlardaydınız siz de. Neler fark ettiniz, ne değişiklikler gördünüz? Öncelikle emeğe geçen herkese çok teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten her yıl olduğu gibi bu yılda katma değeri çok yüksek. Hem sektör hem de globaldeki trendleri rahatça tartışabildiğimiz, teknolojiler arasındaki farkları ve beklentileri görebildiğimiz çok verimli bir yıl oldu. Umarız bundan sonraki senelerde de ilgi daha da artar. Bu sene o ilginin oldukça arttığını görüyoruz. Gelecek senelerdeki katkıların da buna etkisinin pozitif olacağını düşünüyoruz. Peki şimdi ben size yeni çıkan enerji depolama ile ilgili bir mevzuat var. Bununla ilgili fikirlerinizi, öngörülerinizi sormak istiyorum. Şu an herkesin gündeminde aslında bu zirvenin de büyük bir kısmını bu konu kaplıyor. Geçtiğimiz haftanın sonuna doğru yayınlanan bu yönetmelikle enerji depolamalı rüzgar ve güneş enerji santrallerinin yeni lisans haklarının nasıl şekilleneceği, kişilerin bu lisansları nasıl alacağının detayları açıklandı. Kısaca özetlemek gerekirse burada ulusal şebekedeki dalgalı yüklerin, dengesiz yüklerin daha öngörülebilir hale gelmesi, daha sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji santrallerinin şebeke ölçeğindeki kurulu kapasitenin artmasında önemli bir rol oynayacağı aşikar. Burada yapılacak olan bir sonraki aşamanın da bölgesel olarak daha öngörülebilir ve daha stabil enerji üretim profilinin her tarafa eşit bir şekilde dağıtılması. Bu sayede de enerji tüketimlerinin, üretimleri oranlarının daha flexible olacağı, şebeke yöneticisinin bunu daha rahat kontrol edeceği ve yenilenebilir enerji santrallerinin önümüzdeki 4 yılda, 5 yılda çok ciddi bir şekilde artacağını söyleyebiliriz. Bu da fosil yakıtlardan üretilen enerjinin bir nebze aşağı çekilmesi fakat yakın gelecekte sıfırlanması mümkün gözükmüyor. Bazı yükün taşımasının nedeniyle fakat depolama sistemlerinin yenilebilir santralleri onlara daha da yakınlaştırmasını sağlayacağı kesin. Peki teşekkür ederiz. Şimdi bir de gündemimizde enerjide dijitalleşme var. Bütün özel sektör firmalar vesaire hep buna yöneliyorlar artık. Siz bu konuda neleri öngörüyorsunuz, neler olacağını düşünüyorsunuz ve beklentileriniz neler? Bizim son yaklaşık 3-4 yıldır söylediğimiz bir şey var. Türkiye şu anda çok büyük bir potansiyele sahip. Özellikle bulunduğu jeopolitik konum nedeniyle de Avrupa'ya yakınlığı, Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Cumhuriyetleri ile arasında köprü vazifesi görmesi nedeniyle tam bir teknoloji ve enerji üssü olması çok yakın gelecekte bizim en büyük beklentimiz. Bunun için de zaten hem devlet tarafında hem özel sektör tarafında çok ciddi atılımlar yapılıyor. Biz de bunların bir kısmında bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin aslında özel sektörün ilk lityum iyon pil hücresi ve enerji depolama sistemleri fabrikası yatırımını başlattık. Bu sadece bir başlangıç. Dileriz ki bunun arkası da gelir. Çok daha fazla tesisler burada gözükür. Avrupa'nın ihtiyacı olan enerji depolama sistemlerini Türkiye'den aslında karşılayarak bu bölgenin bir batarya üssü, bir teknoloji üssü olmasını biz de arzuluyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı da arttırıyoruz. Yakın gelecekte daha güzel gelişmeleri de duyuruyor olacağız sektörel olarak. Bazı piyasadaki yeni oyuncuların da girdiğini de duymak bizim için mutluluk verici. Biz şu an tüm sektörü bir paydaş olarak görüyoruz. Hep birlikte bunu geliştireceğimize inanıyoruz. Ve yakın gelecekte bu bölgenin enerji ve teknoloji tarafındaki söz hakkının çokça ciddi anlamda artacağını öngörüyoruz. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Çok teşekkürler. Sizler zaten bunları fazlasıyla yerine getirdiğini görüyoruz. Bu organizasyona katkı sağlayan arkadaşların nasıl özveriyle çalıştığını da görüyoruz. Umarız ki hepimizin gündeminde olan bu yenilebilir enerji santrallerinin en tabana kadar indirilip ev ölçeğinde bile depolama sistemleriyle daha fazla kullanımını görerek yakın gelecekteki Avrupa örnekleri, Amerika örneklerini yakalayıp onları geçmeyi hep birlikte hedefleyelim diyorum. Peki çok teşekkür ederiz Osman Bey.